her bölümde farklı bir Anadolu Selçuklu Kervansarayı'nı incelediğimiz programımız Yol Geçen Han'ında bu hafta yine önemli bir tarihi konaklama adresini ziyaret edeceğiz. Ama önce bu değerli yapıların tarihi geçmişine göz atmakta fayda var. Anadolu'da Selçuklu döneminden günümüze gelen en eski tarihli kervansaraylar 12. yüzyılın sonuna kadar uzanır. Daha erken tarihte kervansaray yapılmamasına gerekçe olarak Haçlı seferleri gösterilebilir. Ülke içinde siyasi anlamda belirsizliğin son bulması kervansaray ve diğer yapıların inşasının artmasında etken olmuştur. Haçlı seferleri öncesinde Anadolu'da ana ticaret yollarının kontrolü Selçukluların eline geçmişti. Ticaret üzerindeki hakimiyetlerini kaybeden Bizanslılar daha çok deniz ticaret yollarını kullandılar. Çünkü bu dönemde Cenevizlilerin Sinop ve Samsun limanlarını kullanarak Anadolu'nun içlerine kadar ulaşan bir alanda ticaret yapıyor olması Selçukluların uluslararası ticareti ülkenin içlerine de yerleştirmek istediklerini gösterir. Selçuklu sultanları uzak ülkelerden kendi topraklarına getirilen ürünlerin artışını sağlamak suretiyle devletin ticari anlamda gelirlerinin artacağını biliyorlardı. Ürün girişlerini artırmak içinse bazı yapılması gerekenler vardı. Bunların başında ise bronz çağından itibaren kullanılan uluslararası ticaret yollarının ıslah edilerek geliştirilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda yollar onarıldı. Mevcut köprüler tamir edilerek yeniden kullanılabilir hale getirilirken yetersiz olanların yerlerine yenileri yapıldı. Doğuda Tebriz, Bağdat, Revan ve Batum üzerinden Anadolu'ya ulaşan yollar daha da gelişmiş olarak batıya İstanbul'a doğru devam eder. Bu yol ağları üzerinde belirli aralıklarla inşa edilen hanlar yine belirli kurallara göre inşa edilmişti. Evet, her bakımdan önemli bu tarihi yapıların geçmişine genel olarak göz gezdirdikten sonra bu hafta ele alacağımız han için yola koyulabiliriz. Hakan Bey, selamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sıkı bir takipçinizim Instagram'dan. Çok teşekkür ederim. Fotoğraflarınız, tarzınız. Sağ olun. Kesinlikle güzel bir çizim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin fotoğraflarınızı çok beğeniyorum. Ve sevgili seyircilerimize dönüyorum. Sevgili seyirciler, ben Deniz Hakan Kağ. Yol Geçen Han'ı başlıyor. Aksaray'dayız. Tepesi Delikan. Halk arasındaki ismi. Aslında Öresin Han'ın önündeyiz. Hakan Bey beni karşıladı. Kendisi daha önce Instagram üzerinden tanışıp mesajlaştık buraya geleceğimizi duyunca. Sağ olsun. Kesinlikle, yani böyle bir fırsatı kesinlikle kaçıramazdım. Sizin gibi değerli bir fotoğrafçıyla tanışmak. Böyle güzel bir programa olabilirse eğer ufak bir katkıda bulunabilmek güzel bir fırsattı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir yeri en iyi bir fotoğrafçı gözüyle görmek, tanımak lazım. O yüzden biz programımızda fotoğrafçılığın birleştirici gücünü de kullanarak fotoğrafçı dostlarımızla birlikte Selçuklu Hanlarını geziyoruz. Çok heyecanlıyız. Tepesi Delikan'ı çok merak ediyorum açıkçası ben. Turizm amaçlı kullanılan bir han. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi. İsterseniz Hakan Bey'le beraber hep beraber gezelim. Sizlerle de paylaşalım. İlerleyen dakikalarda İl Kültür Turizm Müdürümüz Mustafa Doğan Beyefendi de bize katılacak. Hanla ilgili bilgi verecek. Han, Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde Aksaray'a yaklaşık olarak 24 kilometre mesafededir. Son zamanlara kadar yapı 13. yüzyıl eseri olarak biliniyordu. Ancak onarım sırasında yapının taç kapısı olduğu düşünülen bazı mimari parçalar arasında inşa kitabesi de bulunmuştur. Kitabe 1188 tarihlidir. Han'ın orijinal hali bozulmamış. Dışarıda eklemeler var. Mesela bir yörük çadırı var, değil mi? Ama bunun dışında baktığınızda yapı korunmuş. Evet, şuradan da bir açı almak istedim Hakan Hocam. Bir de mavi bulutlar falan burada. Evet, İl Kültür Turizm Müdürümüz sağ olsun bizi burada da yalnız bırakmadı. Beraberiz. Bize biraz sonra Tepesi Delikan aslında halk arasında Tepesi Delikan olarak biliniyor. Öresin Han olarak.
bilinen ismi de bu. Birazdan gezeceğiz. Ben önden bir küçük bilgi vermek istiyorum. Selçuk Dağları'mızın restorasyonu sonrasında sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bazı işletmelere kiraya veriliyor. Bunun bir anlamda iyi bir yönü var. O da şu, han içerisinde işletme kurulduğunda gelen insanlar hanı gezerken hoş vakit geçirebiliyorlar. Halihazırda da bu işletmelere verildiğinde tabii ki belli kuralları da var. Hanın bir takım özellikleri asla ve asla ihlal edilmiyor. O özellikler saklanıyor. Onun üzerine bir işletme kuruluyor. Geri kalan bilgileri sizden rica edeyim müdürüm. İpek yolu hattındaki bu han silsilelerinin Aksaray-Nevşehir arasındaki ikinci hanı diyebiliriz, Öresin Han'a. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi halk arasında Tepesi Delik Han olarak da ifade edilir. Hı-hı. Üresin ya da Öresin Han olarak tarihi kayıtlarda geçmiştir. Hı-hı. Selçuklular döneminin önemli kervansaraylarından bir tanesidir Öresin Han. 13. yüzyılın 3. çeyreğinde 1260-1280'li yıllar arasında tarihlenir. Kitabesi şu an itibariyle girişte bir küçük kitabesi var. Onun haricinde han ciddi bir restorasyondan geçmiştir. Hı-hı. Restorasyon sonrasında da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün uygulamasıyla turizm amaçlı işletime açılmıştır. Restorasyon öncesinde çok fazla kalıntı kalmamış olmasına karşılık kubbeye geçiş elemanı olan pandantifler, yani elips şeklindeki kubbeler ve kemerlerin profilleri işçilik bakımından etkileyici bir yapıdır. Yapının portaline, yani ana kapısına ait parçalar son yıllardaki çalışmalar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Bu han çok ziyaret edilen bir handır. Antalya-Kapadokya hattındaki seyahat acentalarının çoğu bu handa mola vermeyi... Evet, buraya girerler. Hem hanı gezerler hem de handa bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi alışveriş yaparlar. Bu şekilde bu handa bizim çok fazla ziyaretçi çeken hanlarımızdan bir tanesi. Peki neden Tepesi Delik Han? Yani halk arasında böyle konuşulma sebebi nedir? Hanın o restore edilmeden önceki döneminde üst kısmındaki bu açıklıktan dolayı o şekilde ifade edilmiş. Yani bu bir dönem bu hanlar hepsi aynı anda restorasyonu yapılamamış. Bir kısmı atıl kalmış ve halk gördüğünü ifade eder. O şekilde ifade edilmiştir ama hanın gerçek ismi Öresin Han olarak ifade edilir. Evet. Sizler de Öresin Han ya da Tepesi Açık Han olarak duyduğunuzda geleceğiniz han burası. Eğer İpek Yolu üzerinde bir seyahat gerçekleştirirseniz de muhtemelen eğer bir turla geziyorsanız operatörünüz sizi buraya getirecek, tur operatörünüz. Eğer yalnızsanız sakın kaçırmayın. Aksaray-Nevşehir yol hattının 21. kilometresinde sol tarafta hanımızı görmeniz mümkün. Hem hanın orijinaliyle gezmeniz, ki orijinaline uygun bir restorasyon çalışması yapıldı, gezmeniz mümkün. Bu arada da turistik bir takım alışverişler yapıp yiyip içip dinlenebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Hanımız Selçuklu Mimarisi'ndeki kapalı han uygulamasına bir örnek. Evet, kapalı. Açıkta bir avlusu yok gördüğümüz kadarıyla. Avlusu yok fakat diğer Ağzı Karahan ve Sultan Hanı gibi hanlarımıza bakıldığında daha küçük bir han. Burada bir takım ticari alışveriş ve faaliyetlerin yürütüldüğüne dair ifadeler var. Yani bir nevi ticaretin yapıldığı hanlardan bir tanesi bu. Kısa mesafe, günlük mesafe yürüyüşlerinde kısa gün tercihlerinde, yani uzun kalınmayan bir gün iki gün kalmayı tercih ettikleri bir an tüccarların. Hı hı. Yani yol üzerindeki yol boyu. Mesela Arahanlardan bir tanesi. Mesela Ağzı Karahan daha böyle teferruatlı bir han. Bu han biraz daha ona göre küçük. İşte borsa veyahut da ticaret vari faaliyetlerin çok yoğun olduğu ifade edilir Öresin Han için. Evet. Günümüzün hani butik oteli diye geçen otel tarzını karşılıyor aslında. Biraz daha yüzeysel ihtiyaçlarınızı karşıladığınız iki büyük hanın arasındaki küçük bir han. Yapı malzemesi olarak kesme ve spolyen, yani devşirme taş malzeme kullanılmıştır. Yapının inşasında kullanılan tonoz, yani kemerlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan tavan örtüsü ve kemerlerin taşlarındaki dersler düzgün devam etmez. Bu durum yapının bu parçalarının başka yapıdan sökülmüş olabileceğini akla getirmektedir. En büyük özelliklerinden biri de bir ticaret borsasının burada dönüyor olması.
Evet, bu bölgede hanların hepsinde ticaret yapılıyor. Yani gelen tüccarlar handa alışveriş yapıyorlar, bulundukları handa. Burada da ciddi bu yönde pazar kurulup bu bölgede de ciddi manada ticaretin yapıldığına dair kayıtlar var. Günümüzdeki borsalar gibi işlevselliği olan bir han olarak ifade edilmiştir. Belki sabit ticaret yapılan bir yer olabilir bu. Bu şekilde ifade ediliyor ama ayrıntılı malumat, bilgi yok. Fakat hanların aynı zamanda konaklama yeri olmasının yanında iyi bir de ticaret, bir panayır alanı olduğunu da ifade etmek lazım. Evet, bir takım hanların ticarette daha yoğun olduğunu, bir takım hanların da böylece hem ticaret hem de kalıp dinlenmek için daha geniş olanaklar sunduğunu görmüş oluyoruz. Kapalı hanımız, yani Öresin hanımız, kapalı bir han. Bu örnekte aslında bizim İpek Yolu üzerinde Konya'dan buraya kadar gördüğümüz, aslında tahmin ediyorum, ilk han, bizim uğradığımız hanlar içerisinde mutlaka ki vardır. Kapalı han olarak size bir örnekleme yapmış olacağız. Biraz sonra fotoğrafçı arkadaşımız Hakan'la beraber hanı detaylı olarak da gezmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bizler teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yapının planı alışılagelmiş plan düzeninden farklıdır. 5 sahınlı, yani 5 alanlı bir plan düzeni genel anlamda uygulanmıştır. Ancak bu 5 sahının kuzey ve güney uçları duvarlara bitişmez. Kuzeyde ve güneyde duvara paralel birer sahın uzanır. Hanın ortasında yatayda ve dikeyde birbirini dik kesen iki uzun sahınla merkezi plan düzeni oluşturulmuştur. Yatay ve dikey kesişen sahının ortada kesiştiği noktada bir kubbe bulunur. Böylece yapı içinde 4 ayrı bölüm oluşturulmuş gibi görülür. Her bir bölümde sahınlar birbirinden üçer ayak sırasıyla ayrılmıştır. Sahınların üzeri beşik tonozla örtülüdür. Hem tonozlar hem kemerler yarım dairevi profillidir. Bu bakımdan alışılmış Selçuklu kemer formundan farklıdır. Üstadım, eskiden şimdi gelirdiniz şu sütunlara, yani duyduğumuz günümüze gelen bilgiler, sanki o günü yaşamış gibi bahsediyorum ama atlarımızı, develerimizi bağlarız, malı indiririz, seki yerden yüksek bir yer işte burası. Üzerine mallarını bir kenara koyar, işte kilim, halı neyse onun üzerine, keçenin üzerine yatar, ticaret yapar, sohbet eder, efendim hamamı kullanır, böyle tüm imkanların tanıdığı bir yer. Günümüz şartlarına geldiğimizde o sekilerin üzerine bugün artık teknoloji de gelişmiş, yine otantik lezzette sedirlerimiz var. Restorasyon bakımından oldukça iyi durumda olan Öresun, ya da başka bir deyişle Tepesi Delikan, günümüzde ticari ve turistik olarak hizmet vermektedir. Küçük birkaç fotoğraf daha çekeceğiz ama öncesinde ben artık seyircilerimize yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Efendim, burası Tepesi Delikan, halk arasındaki deyimiyle aslında ismi Öresin Han. Biz de yolcuyuz. Bu yolculukta biz yolumuzu buraya düşürdük, geldik. Sizlere de aktarmak ve tanıtmak için bir dost Hakan Bey bizi karşıladı. Sağ olsun İl Kültür Turizm Müdürümüz Mustafa Doğan Beyefendi de hanla ilgili bize bilgi verdi. Ama aynı gönülden, aynı gözden baktığım fotoğrafçı dostum Hakan'ın da yeri başka. Bize burayı, ekibimizi hem karşıladı hem de gezdirdi. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizin gözünüzden bütün Türkiye, bütün dünya Aksaray'ımızdaki hanları tekrar ve bilinçli bir şekilde görecek. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Yol geçen hanı devam ediyor.